Demek bana açıklayamadığın sırrın buydu. Hayır, düşündüğün gibi değil Burak. Ama nasıl? Nasıl olur da benden böyle bir şey saklarsın? Burak, hayır, yani benim sakladığım sır bu. Tabii. Benimle evlenmek istememenin nedeni buydu. Ne o? Yoksa bebeğin babasıyla hala boşanmadın mı? Burak, sen neler söylüyorsun? Bu bebek benim değil. Senin değil mi? Tabii ki benim değil. Kimin? Kimin şeyin? Ya başkalarının bebeği o. Ben sadece bakıcılık yapıyorum. Nasıl? Evet, yani çok özür dilerim. Ben sana söylemedim ama ben birkaç gündür bebek bakıcılığı yapıyorum. Biliyorsun yani kantin fazla bir getiri sağlamıyor bana. İyi de avukatlığa dönmek varken niye bebek bakıcılığı yapıyorsun ki? Bilmiyorum. Yani ne bileyim, biliyorsun soğudum ben o işten. Hem ben bebek bakmayı çok seviyorum. Adı ne peki bu bebeğin? Honos. Yani şey, Honosman. Honosman yani şey. Honosman mı? Hı hı. Yani Hun ve Osmanlı'nın birleşimi herhalde. Ya, ben de hiç böyle bir isim duymamıştım. Ya, garip bir isim. Aa, hayatım ben çay koymuştum. Sen Hun Osman'a bak, ben hemen çayları koyup geleyim, tamam mı? Hun Osman? Ne o? Hiç mi bebek görmedin? Piş. Bir gariplik var bu işte ama. Of Selan, of. Aferin sana. Hun Osman ne demek? Hun Osman diye isim mi olur hiç? Ay, of. Ya Burak'ın bakışları hiç bana inanmış gibi değildi. Kesin şüpheleniyor hala. Bir şekilde bebeğin benim olmadığını ona ikna etmem lazım ama nasıl? Of. Ay. Böcek. O kadar söyledim apartman yöneticisine. Güya ilaçlatacaklardı apartmanı. Selena, neler söylüyorsun? Yani şu anda tek derdim böcekler olsun. Of, anne ve baba, anne ve baba kim olabilir? Aa, tabii ya, neden olmasın? Hem bir işe yaramış olurlar. Ne olur ezme bizi, ezme! Ne olur zehirleme ev sahibi hanım. Tamam tamam, panik yapmayın. Ben size zarar vermeyeceğim. Peki ama sen niye bu kadar küçüksün? Evet, neredeyse biz böceklerin boyundasın. Yanlışınız var. Ben küçülmedim, siz büyüdünüz. Biz mi büyüdük? Aa evet, biz büyümüşüz. Basenlerin de büyümüş. Şey, ben sizden bir yardım isteyeceğim. Ne? Korkutulacak birileri mi var? Yok yok, öyle değil. Yani içeride bir bebek var, bir de benim erkek arkadaşım var. Sizden o bebeğin anne ve babası olmanızı istiyorum. Yani rol yapacaksınız. Rol mü? Televizyona mı çıkacağız? İnanmıyorum. Robocop gibi ünlü olacağız. Yok yok, öyle de değil. Yani sadece bana yardım etmek için rol yapacaksınız. Olur mu? Pekala. Süpersiniz. Tamam o zaman. Ben sizi kapının önüne göndereceğim. Daha sonra zile basıp içeri girersiniz. Unutmayın, siz bebeğin anne ve babasısınız. Ben de bebeğin bakıcısıyım. Anlaştık mı? Tamam. O zaman bir dakika, sizi göndermeden önce insan haline sokmam gerekiyor. Anten? Antenlerim nerede? İşte oldu. Panik yapmayın. Ya işimiz biter bitmez sizi eski halinize döndüreceğim. Söz. Evet, şimdi çayları halletmeliyim. Yani sen zengin birinin yanında şoförlük yapıyorsun öyle mi? Sadece bu arabayı mı kullanıyorsun, başka arabaları var mı? Kaç senedir şoförlük yapıyorsun sen? Patronun nasıl bir çocukları var mı? Varsa kaç yaşındalar? Yoksa niye yok, çocukları olmuyor mu? Kızım bir nefes al ya, sen sorarken ben yoruldum. Ay, affedersin, biraz heyecanlandım da. Vay be, demek sen benim abimsin ha. Hala inanamıyor. Vallahi bana sorsam bence de garip de, ne bileyim, böyle Ekrem Bey'in yeğenleri hep beni böyle abileri gibi severler, abi derler ama insanın böyle kendi kardeşi olunca bir garip oluyor. Zülfikar abi. Efendim? Yok, ben denemek için şey yaptım, söylerken nasıl duruyor diye. Ha. Kader, kim lan o çocuk? Ne çocuğu Zülfikar abi, nereden çıktı şimdi? Korkma, ben de şaka yaptım, deniyorum. Ay Zülfikar abi, sen ölmeye mi? Hep böyle güldürükçü müsündür? Ya böyle tophaneli ağır kimliğimin yanında aslında böyle şakacı bir yanım da var yani, yerinde zamanında yapınca. Kim bu dallamalar? Zülfikar abi yapma ama, öleceğim gülmekten artık. Bir şey yapmıyorum ya, kim bunlar diye soruyorum. Zülfikar abi vallahi karnım ağrı gibi, kes artık komiklik yapmayı. Ya komiklik falan yapmıyorum Kader, kim bunlar, niye sana bakıyorlar? Kim? Ha onlar mı? Bakma sen onlara. Ya onlara ben bakmıyorum zaten, onlar sana bakıyor. Şşş! Delikanlı, kafanızı çevirin öbür tarafa, yoksa ben çeviririm, böyle düz giderken de arkanızı görürsünüz ha. Zülfikar abi ayıp ama, bizim köyün çocukları onlar. Ben biliyorum onların ne çocuğu olduğunu da, şimdi terbiyemi bozmayacağım. Sahipsiz mi sandınız lan benim kardeşimi? Özür dileriz abi. Baksana.
Sana ne kadar tatlı oynuyor değil mi? Karnı tok olduğu zaman, aç olmadığı zaman keyfi yerinde. Hiç huysuzluk yapmıyor. Burak. Burak, aşkım. Efendim? Dağıldın gittin, ne oldu canım? Bilmiyorum Selena. Yani bu olanlar biraz kafamı karıştırdı. Yapma Burak. Hala Hun Osman'ın benim çocuğum olduğunu düşünmüyorsun herhalde. Açıkçası ne düşüneceğimi bilemiyorum. Kafam karıştı biraz. Aa, kapı. Herhalde Hun Osman'ın annesiyle babası geldi. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşım Burak, onlar da Hun Osman'ın annesi ve babası. Nasılsınız? İyi vallahi, ne olsun. Koşturup duruyoruz. Zehirlenme korkusu da olmasa daha iyi olacağız ama. Evet, doğru yani. Bu zamanda insan ne yiyeceğine güvenemiyor, değil mi? Evet. Nasıl, uslu durdu mu bari? Ya durdu durdu, çok uslu durdu. Ay güzel kızım benim, maşallah. Kızım mı? Hı? Bebek erkek değil miydi? Evet, erkekti. Hani Hun Osman? Canım, ben Selena'ya söylemiştim maşallah diye. Pek de güzel. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hanım, neden iki bacağı var bizim bebeğin? Yoksa sen beni bir insanla mı aldatıyorsun? Ay çok alemsiniz, öldüreceksiniz beni gerçekten. Yani böyle ilginç bir çifttir, çok eğlenceliler. Hun Osman da size çekmiş anlaşılan. Hun Osman kim? Bak yine yapıyorlar şaka. Hun Osman hani çocuğunuz sizin? Bebek, aa evet. Bana çekmiştir kerata. Aynı benim antensiz halim. İşte böyle espriler espriler. Neyse, siz artık Hun Osman'ı alabilirsiniz bence. Hanım al şu çocuğu da gidelim artık. Selena, kim bunlar? Nereye götürüyorlar beni? Oo canım, canım. Sen bekle, ben geçirip geleyim. Neyse, siz yukarı çıkın, ses çıkarmayın ben çağırana kadar, tamam mı? Tamam. Hey, dursanıza. İyi günler, her zaman. Teşekkürler. Hoşça kalın.